Bakalım bize ne hazırlamışsın Kaptan Avery. Bir hırsızın salonu. Merhaba Nate. Sam nerede? Ah, o burada. Sam? Sakin ol, kardeşin yaşıyor. Salak, hepimizi öldürtüyordu. Onu çıkarıyorum buradan. Hayır, çıkarmıyorsun. Rafe, al hazine senin olsun, tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. Yaptığı onca şeyden sonra... Asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? Seni ayakta görmek güzel. Bir iyilik yapıp Nate'in silahını alsana. Ver şunu. Ona güvenebileceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate. Biz Nadin'le ortağız. Ben ortağımı aldatmam. Şuraya geç. Sen ve kardeşinse... en başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya çalıştınız. Ne yapıyorsun sen? Şimdi de sen silahını ver. Nadin. Bir kez daha sormayacağım. Bu yaptığın çok büyük bir aptallık. Saçmalama. Şuraya bak. Nadin yeter. Yüce tanrım. Bak dedim. Tamam, sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam, söyle o zaman. Ever ve Tüv bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bulur. Nasıl yani? Bizi ölüme mi terk ediyorsun? Aa, ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadin! Bekle! Görüşürüz Rey. Nadin! Nadin! Şu lanet olası kapıyı aç hemen! Rey, gitti artık. Hadi yardım et de çıkabilelim buradan. Hayır. Hayır, olamaz, hayır. Sen Sam için yardım et, ben de kapıya el atayım. Hayır, şu anda bu altınların hiçbirinden zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Hey, tamam, sadece sakin ol. Eskrimi dışarı çıkınca çalışırsın. Nate, kapa şu çeneni! Senin için bile. Delilik mi istiyor? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Aman tanrım.
Nathan Drake, Rubicali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. Hadi buradan birlikte çıkabiliriz. Nathan Drake, efsanevi Eldorado'yu buldu. Hadi ama Rafe, yeter! Nathan Drake, bir efsane. Bunu bana söyleyen adamı vurmuştum, biliyor musun? Rafe, hadi. Beni pek sevmiyorsun, tamam ama yapma. O kadar şanına rağmen Nate, hiçbir şeyin yok. Sen bir hiçsin. Yoluma çıkma diye seni uyarmıştım. Ben Avery'i vurmak için elimdeki her şeyi feda ettim. İki tane beceriksiz hırsızın, bunak bir düzenbazın, işi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin vermem. O ezikler grubunu o kadar önemsiyorsan arkandan onları da Ankara götür. İşte böyle. Kılıç kullanmayı biliyor musun? Evet. İşte. Aa, zevkli olacak. Kılıç hala keskin. Kaç! Savuş dur! Hadi! Oğlum ortadan gelen nasıl savuştu? Bu kadar darbeyi iki bölümden nasıl? Hayal kırıklığına uğramışım.
Çok ağırlaşıyor ya, tepki veremiyor. Dur bakalım. Allah'tan oyun çok geri atmıyor, aynen. Tamam. Ya, işimiz bitti. Kardeşim, git buradan. Kalıp gemiyle yapmak istiyorsan keyfin bilir. Beni yendin. Biliyor musun Led? O gösterişin altında büyüklük hayalleri olan küçük, üzgün bir çocuksun sadece. Bu arada Eskrim'de boktansın. Elveda Nathan Drake. Nathan! Pes etmeyi bilmiyorsun değil mi? Çok güzel! Ayrılmasın zaten! Ay geldin bana! Oh, burası da rahatsız. Yani kılıçta her şey. Kılıç. Hepsini. Hazineyi mi istiyorsun Rafe? Üstündekini atacak. Tek istediğim hazineyi birlikte bulmaktı. Hayır, başardık. Başardık kardeşim, tamam mı? Sorun değil. Başka bir yol olmalı. Nathan, Nathan. Gitmen lazım. Olmalı. Başka yolun yok. Hadi Nathan, kurtulduğunu görmem lazım. Nasıl kurtulalım? Nathan, burası havaya uçacak, hadi. İşte, buldum. Sen başını aşağıda tut. Hadi yürü. Oğlanın kafa zehir. Senin manyak herif.
Nate'deki yüzmeyi gördüm. Hadi tuttum. İyi misin? Kıkırım gibi. Hey Sally, tamam onları buldum. Neredesiniz? Buradayız. Mükemmel bir oyundu. Yapanın ellerine sağlık diyorum. Gerçekten başarılı. Kalite kokan bir hikayesi ve oyunuydu. Mekanikleri müthişti. Aksiyonu, vuruş hissi, müzikleri müthişti abi. Evet, galiba. Unuttuğum bir şey varsa da onları satabilirsin Sally. Seni evine bırakabilirim istersen. Son birkaç günden sonra içki servisi ve şöyle rahat koltukları olan bir uçak iyi gider. Artı bizim konuşacak bazı şeylerimiz var. Evet, öyle. Ve bir daha gece yarısı son kez diye beni sakın aramaya kalkma. Söz. Teşekkürler Sally. Güle güle evlat. Arayı açma olur mu? Gelecek sefere biralar benden. Bunu sana hatırlatırım. Ve sonra tavşan bir şekilde kaçıyor ve müdürün yatağına küçük tavşan sürprizleri bırakıyor. İğrenç. Ne anlatıyorsun sen? Senin küçük sihir numaralarını. Ah, pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce Nate. Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten bayağı iyi. Seninle tanışmak güzel bir tecrübeydi. El mi sıkışacağız? Pek. Düzgün veda edeyim kardeşim. Hey, bu man kafaya sahip çık, tamam mı? Evet, tamam. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. Spider-Man 4. Bir anda ona da başlamamız yok mu? Tanrı yardımcısı olsun, sana çok aşık gibi. Öyle değil mi? Bak, teklifim hala geçerli. Çok sağ ol ama böyle iyiyim. Tamam ama bak, biz bu konuyu Elena ile konuştuk için rahat ol. Ondan olur. Değil. Biraz ondan dolayı. Ha. Tamam ama... Aslında şöyle. Düşündüm de evrenin hazinesini bulunca bu bana... Bu bana yeterdi. Ha. Tersine biraz... İçimde bir şey hissetmeye başladım sanki... Boşluk değil mi? Evet. Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun, sonunda hep içinde aynı hisle kalıyorsun. Bazen neyi bırakıp neyle devam edeceğini karar vermen gerekiyor. Şey, bence daha oraya gelmedim. Ve ayrıca benden birkaç antik şehir öndesin ve beni geçmene göz yumamam. Sana birkaç tane bıraktım. Sağ ol be. Ha işte. Aracımız da geldi. Evet. Sam. Nerelere geldik? Evet öyle kardeşim. Gabriel. Bak benim yapmayacağım şeyler yapma, tamam mı? Hadi oradan yürü. Ateşin var mı? Evet. Victor, sen ne yapacaksın? Hı? Evet, bu işe başlamadan önce. Nasıl desem bir takım Power değişik 1441. İşlerle uğraşıyor. Bir takım demek. Tehlikeli mi? Bu insanlarla evet. Hep öyle olur. Şey, birini tanıyorum galiba. Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olabilir. Bilemiyorum. Güvenilir biri midir? Sayılır. Portekizcesi nasıl? Cuando seu marido volta para casa. Bu nedir? İyidir kardeşim, seni sorma. Kocan ne zaman eve dönüyor? İş görür. Müthiş ya oyun. Hey, bu prolardan daha var mı? Şansını zorlama.
Bravo. Oyun efsane. Mükemmel. Türkçe seslendirmesi de güzel. Türkçe olması müthiş bir şey. Hey, günaydın. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Tamam, dinliyorum. Neler oluyor? Büyük bir sözleşme mi imzaladık? Aa, daha iyisi. Görüntüler. Jameson Marine'i satmak üzereyim dostum. Aa. Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be. Peki o zaman tebriklerimi iletebilirim yani. Henüz erken ama onun da sırasının geleceğinden eminim. Sıkı pazarlık yaptılar. Ama pazarlığın sonunda da bir orta yola vardık sanıyorum. Bu harika. Şeyi aldılar deme. Hayır. Sanırım gidip biraz dinleneceğim. Ailemle takılıp balık tutmaya filan gideceğim. Senin için sevindim. Sadece izle. Bakalım. Bu mekanı satın alacak olan enayi kimmiş? Sensin. Ne? Hayır, ciddiyim ben. Evet, cidden. Bekle Jameson. Bekler misin bir? Günaydın beyler. Burada ne yapıyorsun? Son bir bakış atarım diye düşündüm. Eşine anahtarları verdim bile. Mükemmel. Gerçekten mi? Nate. Bilmeni isterim ki burayı alarak akıllıca bir yatırım yapacaksın. Doğru olanı yap. Karar verince ara. Anlaştık. Selam. Selam. Sen çok kurnazı yani. Sen cidden Jameson Marine'i mi alıyorsun? Biz Jameson Marine'i alıyoruz. Tamam. Nasıl? Neden? Çünkü Malezya açıklarındaki bir atık çıkarma işine dair dedikodular duyunca yakalanırız dedim. Hayır. Tamam. Libertalia'dan postu zor kurtardık zaten. Evet. Elena, yasa dışı bir iş almak mı? Bunun sonunu sen de biliyorsun. Kim yasa dışı dedi ki? Bak. Bu sabah geldi. Hapşıracağım. Yasal mı bu? Evet. Eski bağlantılarım Malezya'da çalışma izni almak için hünerlerini konuşturdu. Harika oldu. Rüşvete bile gerek kalmadı. Bu güzel bak. Çünkü bütün bunları karşılayabilmemiz nasıl mümkün olur hiç bilmiyorum. İşte. Elini uzat. Ne? Bana elini uzat. Hadi. Oo. Yok artık. Evet. Nereden çıktı bu? Ceketimin cebindeymiş. Bir sürü vardı yani. Bir sürü mü? Sam. Sizi herifin teki. Cepçe. Tabii çoğunu buradaki girişimimize harcamalıyız. Yeni kamera ekipmanı falan işte. Kamera ekipmanı mı? Evet. Dalıp yeni yükler çıkarmaya başladıkça küçük bir ekiple falan anlaşıp her şeyi kayda alarak eski şovumu canlandırırız. Hani ne oldu bizim şu sıradan hayat hayalimize? Düşünüyorum da normal bir yaşam sürme çabamız biraz fazla kaçtı. Dinle. Ben o adadayken gerçekten macerayı özledim. Bizi özledim. Şimdi sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Ama bugünden sonra yasalara göre hareket edeceğiz, tamam mı? Ve çekimleri de ben yapacağım. Tabii ki o çok pahalı kameramla. Vay. Hepsini baştan sona planladın değil mi? Az çok. Ama bak dinle. İstediğin an hepsini bırakabiliriz. Ne? Hayır. Adama gazı ver. Jameson'ın erken emekliliğini bir çırpıda mahveden adam olmak
İstemiyorum. Bu zalimce olurdu. Kesin. Tabii ki. Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Ne diyorsun Nathan Drake? Tabii ki elbette. Evrak işleriyle uğraşmadığım sürece sorun yok. Ama ben de yapamam. Ellerim kamerayla dolu olacak. Ben de dalış işleriyle uğraşıyor olacağım. Tamam. Peki, sırayla o zaman. Tamam. Ya da bunun için kapışırız. Cidden mi? Hayır bak, kendimi geliştiriyorum. Usulaşıyorum. Hayır. Eskisine göre el ve gözüm çok daha iyi. Cidden. Bunu sana tekrar yapamam. Oynamaktan korkuyorsun. Hayır, asla korkmuyorum. Bu korkunu ölçmeye kalksak 10 üzerinden kaç eder? 3 gibi. O zaman bence gel sen onu 11 yap. Tamam mı? 11. Çünkü canını okuyacağım. Öyle mi? Evet. Bak bak bak. Ha peki. Bu... Tamam. Güzel. Anlaştık. Abi ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Yansam nasıl olur? Yanım ya. Ben bununla uğraşamam. Oley be. Bak bu oyunu kim mi oynuyor? Kesin kız oynuyor değil mi? Kim lan? Çocuklarım? Yoksa Elena'nın gençliği mi? Nerede bunlar? Kız, ama ne oldu belli. Bunlar dediğine göre bir tane yavrumuz var. Demek ki evet, kapanış adlı bu bölümde. Anne, evet. Baba, millet. Buradan mı gidiyorlar? Köpeğe bakar mısın? Çok tatlı yapmışsın. Hey! Gakın'dan geldik. Hemen bir türkü bakalım açalım. Bakalım sende ne var? Bravo. Annemin müzik zevki de garipmiş. Ama bu güzelmiş. Bu kadar mı? Peki. Allah. Aklıma eli geldi. Aynen. Galiba bizi terk ettiler. Öyle bir şey mümkün değil aslında bacası ama gene de sanırım. O köpeğin gözleri beni korkutuyor. Tamam. Bravo. Ama başka yok bak. Sana başka yok dedik. Üzüldüm hayvana. Al hadi bir tane daha. Pekala. Ama bugün ne bu sonuncu bak. Tamam mı? Bravo. Gel bakalım buraya. Bu ne be? Okey, etkileşimli bir şey arıyorum ama... Biz neredeyiz be? Bizim dışarıya çıkacağız. Bravo! Allah! Hey. Oğlum havlama, korktum ya. Gitti bile afacan. Wow.
Elmayı da atmazsın ama neyse. O ileride birileri mi var? Bekle beni Taç Mahal. Sadece birkaç hafta kaldı. Oo. Mutfağın orada not var. Bakalım. Kalabalık bir havanız kuranda ufak kutabı oturmuş. Muhtemelen ayetmişsin. İçiyor. Esna kolay yanılıyor. Ankara'da bir poli içmeden ve bir de kibar yemezse dinlemiş. Esna kolay. Okey. Şu ikisine bak. Okey. Harika bir gün. Geriye sadece bizim ekip kalıyor. Aga be. Kimse var mı? Boş. Tamam, güzel. Tamam, yemekler burada. Hanımış benim kızım. Ne oldu lan? Pekala kızım. Annemler nerede? Tamam, gidip onları bul. Hadi. Cidden mi? Tamam, öyleyse kendim bulurum. Bu kimin evi, bu kimin evi? Burası da temiz. Tamam, öyleyse bekleyelim. Çözmüşsünüz. İlla bunu mu? Vay. Güzel temizlemişsiniz. Böylece aranacak alanı biraz daralttım. Komikmiş. Bu kızın kendisi değil mi lan? Anahtarlarını unutmuş. Anahtarlarını unutmuş. Kesin olmayacak. Kesin olmayacak. Allah'ım bir şey fırlamasın ne olur. Şaka olmalı. İspanyol sikkesi. Ama nereden? Biraz garip. Ve havalı da. Ve beyaz. Selam. Aleykümselam. Aman Tanrım.
hazinesini mi arıyordunuz? Abi. Bir saniye. Ha, herkes. Salla bakalım. Olamaz. Babam mı bu? Ha? Benim kafa yandı ya. Sig Parvis Magna. Büyüklük küçük başlangıçlardan gelir. Ha. Bu da ne böyle? Neler oluyor ya? Olamaz. Olamaz, geliyorlar. Hemen dolabın içine girmem lazım. Hey, işte buradasın. Merhaba. Ben de seni arıyordum. Burada ne yapıyorsun böyle? Size arıyordum. Hadi tekneyi yükledik, hazırız. Güzel, ben de birazdan yanınızda olurum. Neden? Ben sadece şey... Ne oluyor Cassie? Tamam. Kızmak yok. Biz zopayı hey, hak etti. Kızmak yok dedim ama. Anahtarlar. Ne gördün bakalım? Hiçbir şey görmedim. Yafa. Sadece şey, Sally ile fotoğraflarınızı. Bir de İspanyol hazinesi gibi bir şey. Bir de tüfek vardı. Evet. Hiçbir şey görmemiş. Bunun olacağı belliydi. Belki de onu anlatmalıyız. Ama henüz hazır değil. Neye hazır değilim? Gördüğüm tüm o manyaklığa mı? Hey, kibar ol biraz. Evet, kibarca. Pardon. Kusura bakmayın ama dolapta iskelet saklıyormuşsunuz. Yani en azından gümüş bir kafatası olduğu kesin. Bak, buna hazır olduğumu sanmıyorum. Gerçekten. Nate, konuşma vakti geldi. Evet, bence de konuşma vakti. Bir dakika, ne konuşmasından bahsediyorsunuz? O daha bir çocuk. Sam'le sen bu işlere girdiğinizde daha ufaktınız. Bu daha farklı, bunu sen de biliyorsun. Tamam bakın, geçmişte bir takım karanlık işler çevirdiyseniz tamam. Ama ben bunları öğrenecek kadar da büyüdüm değil mi? Büyüdün mü? Kaç yaşındaydın sen? Komik. Anne. Madem. Pekala. Bir deneyelim bakalım. Benim için her şey bu adamın beni arayıp dev keşif adıyla bir haber için çağırmasıyla başladı. Telefonda sesi sahtekara benziyor. Evet, ama yakışıklı bir sahte. Hayır, henüz tanışmamıştı. Biliyordu, biliyordu. Sahtekar dedi ki, Geziyi karşılarsan sana Sir Francis'in tabutunu veririm. Ki hatırlatmak isterim, kesinlikle buldum ve verdim. Tabii, kesinlikle. Bizi de Endonezyalı korsanların eline verdi. Ya hadi ama, o işte bir alakam olmadığını tamam, biliyorsun. Tamam, çocuklar, durun biraz. Siz Sir Francis Drake'in tabutunu buldunuz. Bütün bunlardan sonra da korsanların saldırısına uğradınız. Haklı mıyım? Evet, aynen öyleydi. Hadi be! Kibarca. Olamaz. Daha iyi. Pekala, devam edin o zaman. Hadi be, daha iyiydi be. Bak ne diyeceğim. Güneş doğdu. Tekne hazır, rüzgar da bizle. Hikayenin devamını mı istiyorsun? Teknede anlatalım öyleyse. Hadi. Bir dakika. Francis Drake nasıldı peki? Çürümüş müydü? İşin doğrusu tabutunda yoktu. Evet, sadece günlüğü ve bir harita vardı. El Dorado Maki. Yani altın şehir. Efsane öyle. Ama anlaşılan sadece bir heykelmiş o. Hem de lanetli. Yok artık, ciddi misin? Evet, cidden. Ama ona sonra döneriz. İşte o harita bizi tam ortaya koyuyordu.
Müthişti. Müthişti, efsaneydi. Oynadığım en güzel oyunlardan biriydi. Harikaydı. Hikayesi, mekaniği, aksiyonu, müziği müthişti yani. Türkçe olması harikaydı. Legacy biliyorsun değil mi? Ona da bir baş başlayacağız. Bu akşam olmaz ama ilerleyen günlerde ona da başlayacağım. Yani. Bravo.